okul insanların seni beğenip beğenmediği konusunda endişe etmeden de yeterince zordur. Ay şu yaptığına bak. İçeceğini bütün üstüme döktün. Ay çok özür dilerim, gideyim ben. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Unutmadan ev ödevimi de hemen bitireyim. 3, 2, 1 hadi. Oo, şu suya bak. Sırılsıklam olacak. İşte bu kadar. Bu ona gününü gösterir. Oh, ev ödevim de mahvolmuş. Oh, popüler olmamaktan nefret ediyorum. Ah Bilim, sen harikasın. Seni gerçekten seviyorum. Pekala. Bugün büyük gün. Başarabilirsin. Cesur ol ve Kate aşkını itiraf et. Derin nefes al. Tamam. Pardon Kate. Aa, selam. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Ben aslında sana şu çiçeği vermek istemiştim. Bu çiçeği bana mı getirdin? Gerçekten mi? Aa, teşekkür ederim. Rica ederim. Bunu görünce sen aklıma geldin ve de çiçekleri ne kadar sevdiğin. Aman tanrım ne? Ben buradayken Kate'e mi çiçek veriliyor? Of yani inanamıyorum. Bir dakika. İlan tahtasındaki de ne? Çiçek servisi mi? Bu sorunumun çözümü olabilir. Tak tak. Bu sınıftaki şanslı bir hanım için çiçeklerim var. Bu sınıftan biri tüm bu harika günlerin sahibi olacak. Bu çiçekler Kate için. Aa, benim mi? Evet, bu çiçekler size. Gidip alsana. Buyurun. Oh, vay canına, teşekkür ederim. Daha önce hiç kimse bana böyle çiçek getirmemişti. Çok da güzel kokuyorlar, mis gibi. Çok teşekkür ederim. Her gün yaptığım iş işte. Bahşiş lütfen. Bir dakika, bahşiş mi? Evet, ben kuryeyim. Kurye mi? Ama ben bu çiçekleri siz verdiniz sanmıştım. O adamın kendisine çiçek verdiğini sandığına inanamıyorum. Sanırım buralarda bir yerlerde biraz param olacaktı. Yani para değil ama belki işe yarar. Buyurun bayım. Şaka mı yapıyorsunuz? Bu ne? Bana bahşiş diye düğme mi veriyorsunuz? Ay çok üzgünüm, başka bir şeyim yok. Ay aman. Gülleri güle güle koklayın. Kendimi iyi hissederken aniden kötü hissetmeye başladım. Artık bu çiçekleri istemiyorum bile. Yüzündeki ifadeyi görmeliydin. Annie, bu çiçekleri ister misin? Bir dakika. Çiçeklerini bana mı vermek istiyorsun? Oh, ona bu kadar kötü davrandığım için şimdi kendimi tam bir pislik gibi hissediyorum. Üzgünüm Kate. Bu parti harika olacak. Oh, Annie. Çok güzel görünüyorsun. Bir partiye nasıl gidileceğini kesinlikle iyi biliyorsun. Ayakkabıların bile çok tarz. Ama bir dakika. İçeri giremezsin. Bu parti için boy sınırı var. Küçük çocukları içeri alamayız. Hadi bakalım yeterince uzun boylu muymuşsun? Evet, boyun yeterince uzun. Buyur gir. Parti seni bekliyor. Hey John, sonra görüşürüz. Aa, ödümü patlattın. Gerçekten hiç belli etmeden insana yaklaşıveriyorsun ha? Yeni çorap ve spor ayakkabılardan mı giymişsin? Hey John, gel de şuna bir bak. Pekala, gel de boyunu ölçeyim. Boyun alt sınıra yakın bile değil. Üzgünüm, başka parti bulmalısın. Bir seferlik istisna olmaz mı? Yettin ama. İçeri giremezsin dediysem giremezsin. Şimdi git buradan. İyi, aman peki gidiyorum. Zaten o aptal partiye gitmek istemiyorum artık. Kesin içerisi onun gibi kötü insanlarla doludur. Hey, dur bir dakika. Sanırım bir fikrim var. Evet, bu kesinlikle işe yarayacak. Ayakkabılarımı çıkarıyorum. Sonra çoraplarımı kıvırıyorum. Sonra ayağımdan çıkarıyorum. Ama kıvırmaya devam ediyorum. İşte böyle. Şimdi çoraplarım iyice toparlak oldu.
Ayakkabımın topuğuna yerleştireyim, sonra da ayağıma giyeyim. İşte oldu. Ayakkabıların içindeki çoraplar boyumu uzun gösterecek. Selam, partiye girmek istiyorum lütfen. Yine mi sen? Git dedim sana. Tekrar kontrol et lütfen. Peki, ama bir fark olmayacak. Bak gördün mü, öncekiyle aynı boy... Bir dakika. Uzamışsın. Bu nasıl mümkün olabilir ya? Bir numara falan yok. Pekala, kural kuraldır, girebilirsin. Evet, ben geliyorum parti. Nasıl bu kadar çabuk uzadı ya? Ah, ama neyse. Matematik dersinden sonra görüşürüz Anne. Selam Anne. Şuraya otursam olur mu? Olamaz gözlüğüm. Onsuz göremem ki. Nerede bu? Buralarda bir yerde olmalı. Yo! Gözlüğüm. Kırılma sesi geldi. Olamaz. Camları paramparça olmuş. Ben ne yapacağım şimdi? Zavallı gözlüğüm. Of ya. Neye ağlıyorsun? Oo evet. Anladım. Bayağı fena olmuş. Neyse, bazen kötü şeyler olur. Evet ama kötü şeyler hep bana oluyormuş gibi geliyor. Hey, sanırım aklıma bir fikir geldi. Kate, sorununu çözeceğim. Öncelikle birkaç plastik bıçak gerekli. Ve tabii sıcağı ayarlanmış bir saç kurutma makinesi. Saç kurutma makinesini plastik bıçağı ısıtmak için şöyle kullan. Şimdi bıçak ısındığına göre bükülebilir. Bak şöyle büküyorum ve kırılmıyor. Ve bıçak soğuduğu zaman şeklini koruyacak. Şimdi bir silikon tabancası gerekli. Aynasından bir tane daha yapmayı unutma. Şimdi uçlarını yapıştıralım. Bu şekilde silikon kuruyunca tek parça haline gelecekler. Bak, plastik bıçaklardan gözlük yaptık. Aslında bana kalırsa bayağı hoş görünüyor. Al bakalım Kate. Doktor yazmadı ama denemekten bir zarar gelmez. Oo, vay canına, nasıl oluyor anlamadım ama bununla kendimi daha iyi hissediyorum. Biliyor musun, sana gayet yakıştı. Bak Kate, kalk da işe koyulalım. Öncelikle kıyafetin değişmeli. Daha iyi. Pembe kesinlikle senin rengin. Vay canına Annie, bu müthiş. Kendimi başka biri gibi hissediyorum. Şimdi şunu yapma zamanı. Hep bu dansı popüler kızlarla birlikte yapmak istemişimdir. Vay canına Kate, tüm hareketleri ve zamanlamaları biliyorsun. Çünkü evde aynanın önünde hep alıştırma yapıyorum. Ve bitirme pozu. Başardık Annie. Ay, pardon. Biraz kendimi kaybettim. Tuhaf kız. Neyse, en azından böyle havalı bir gözlüğüm var. Bu makyajım kesinlikle iyi olmalı. Aman tanrım, bu Kate mi? Ölü gibi görünüyor. Daha önce hiçbir canlıda bu ten rengini görmedim. Günaydın Anne. Seni görmek ne güzel. Sadece günaydın dedim. Bir sorun mu var? Şaka mı yapıyorsun Kate? Kendine bir baksana. Ama uyarıyorum, sıkı dur. Aa, haklısın. Cildim çok soluk görünüyor. Hep cildim böyleymiş de ben mi farkında varmamışım? Evet, yazık ki öyle. Aa, ama şanslısın çünkü sana yardım edebilirim. Göreceksin, müthiş görünmeni sağlayacağım. Sadece sihirli gereçlerimi alayım. Şu bebe yağı ve makyaj malzemesi gerekiyor. Bir de şu çubuk. Öncelikle pudrayı çubukla kazıyorum. Sıra bir sonraki adımda. Şimdi bebe yağının sihrini yapma zamanı. Yağın kapağını çıkaralım. Şimdi sıra tekrar pudrada. Çubukla pudradan biraz alıyorum. Ve yağın içine döküyorum. Bak, pudra yağda çözünüyor. Pekala, bu kadarı yeterli. Kapağı tekrar kapatayım. Şimdi şişeyi sallamak gerek. Bak, bebe yağının rengi değişti. Güzel. Kate, bak bende ne var? Sorununun çözümü. Bu cildinin solgunluğunu giderir. İşe yarayacağından emin misin? Güven bana. Biraz cildine sür, müthiş görüneceksin. Peki, bir deneyeyim. Biraz süreceğim, fazla değil. Sanırım bundan sonra da yanaklarımda ve kollarımda denemeliyim. Diğer koluma sürmeyi de unutmayayım. Hay canına, inanamıyorum. İşe yaradı.
Cildim şimdiden daha az solgun görünüyor. Sanki üzerine gençlik ışıltısı gelmiş gibi. Haklıymışsın Annie, çok işe yaradı. Ay, ama parlıyorsun. Vay canına. Cildim resmen ışık saçıyor. Eğitim zamanı. Aman tanrım. Sınıfıma güneş doğmuş. Daha popüler olmak ister misin? Bize yorumlarda yaz. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve buna benzer daha fazla harika video için Want to Trigger School YouTube kanalına abone olmayı unutma.